Havaların soğumasıyla beraber bağışıklık sistemimiz düşüyor. Özellikle bu dönemde üst solunum yolu enfeksiyonları çokça görülüyor. Kış çayı formülü vereceğim. Kullanacağımız bitkiler sert yapıdaki bitkiler. Suya içindeki etken maddeleri kolay kolay vermeyecektir. Bu nedenle soğuk suyla başlayacağız. Zencefille başlıyoruz. Bu şekilde alıp kendiniz birkaç parça ayırabilirsiniz. Çaydanlığımızın içerisine atıyoruz. Zerdeçal, bundan da yine içerisine katıyoruz. Çin tarçınını kullanmayın yalnız. Burada dikkat etmeniz gereken bir detay bu. Seylan tarçını dediğimiz çabuk kırılan tarçından kullanabilirsiniz. İçerisine bir çubuk çarçın atıyorum. Havlucan, terlemeyi teşvik eden bir bitki bu. Yine içerisine bir tane havlucan atıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar karanfil. Bu şekilde ocağın üzerine koyup kısık ateşte kaynamaya başladıktan sonra 10-15 dakika kadar kısık ateşte kendi halinde kaynadıktan sonra bunu kenara alıp tatlandırmak istiyorsanız stevia dediğimiz bitkiyle tatlandırabilirsiniz ve renklendirmek için de hibiskus dediğimiz bitkiyle güzel bir kırmızı rengi verebilirsiniz. Sabah bir fincan, akşam da bir fincan olacak şekilde günde iki fincan içebilirsiniz. Buzdolabında bu çayı saklayabilirsiniz ama öncelikle içindeki posayı süzmeniz gerekiyor. İki gün boyunca buzdolabında saklanabilir. Bir diğer çay formülümüz de boğazınızda bir hissiyat oluşur böyle hani hastalıktan öncedir onu herkes bilir. Bunu gidermek için ister gargara şeklinde kullanabileceğiniz isterseniz çay şeklinde içebileceğiniz bir formül bu. Ada çayı dediğimiz bitkiden faydalanacağız. Yalnız Anadolu ada çayı dediğimiz bitkiyi kullanmamız gerekiyor. Bir fincana yaklaşık 3-4 yaprak gelecek şekilde kaynamış birkaç dakikada dinlendirilmiş su ile üzerine döküyorum. Kapağını da kapattım. 3-5 dakika kadar demlendikten sonra posasını çıkarıp çayımı içebilirim. Metal çaydanlıklar ne yazık ki iyonize etki yaparak bitkilerin içindeki etken maddeleri bertaraf edebiliyor. Böyle bir cam çaydanlık edinirseniz eğer şifalı çaylarınızı çok rahatlıkla yapabilirsiniz.